Ahmadjon Odilov haqidagi odamlar orasida gaplarni aytmoqchiman. O'sha paytda odamlar aytishadiki, aytgan o'zim ham guvoh bo'lganmiz, Ahmadjon Odilov nihoyatda nufuzli odam. U o'zi yashayotgan tuman rahbarlari, viloyat rahbarlarini uncha mensimagan, chunki uning orqasida Sharof Rashidovdek bir respublika rahbari turgan, munosabatlari nihoyatda yaxshi bo'lgan. Undan tashqari ayrim hollarda u kishi Sharof Rashidov bilan uncha kelisha olmagan, tan olmagan, chunki u kishining undan ham tepadagi Moskvadagi o'sha Brejnevga o'xshagan, Uyandagi atrofidagi paradbyuroning a'zolari bilan juda yaqin odamlar borligi uchun anchamcha odamlarni tan olmagan degan gaplarni aytishgan. Umumiyatda Ahmadjon Odilov mana shunday katta nufuzga ega bo'lishi, birinchi respublikaning rahbari, undan keyin SSRda buyuk imperiyani boshqargan Brejnev odamlarni yaqin bo'lishiga sabab nima bo'lgan? Va haqiqatan ham bu yerdagilarni tanimaganlarmi? Endi insonni o'zini ko'rsatib qilayotgan ishlarini, amalga oshirayotgan ishlarini ko'rsatish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Birinchidan ishni qilishni o'zi qo'ldan kelmaydi. Uni ko'rsatib bilishni ham ko'pchilik bilmaydi. Otamdagi hayot pozitsiyasi shunday ediki, bitta ishni rejalashtirdimi bugun? Bunda iborali qilib aytganda, buni amalga oshirish kecha boshlanishi kerak edi. Bugun qaror qabul qilgan bo'lsa. Shiddat bilan ishlaganda u odam, shiddat bilan. Bunisiga o'sha qilgan ishini ko'rsatib bilishni ham bilgan. Rahbarlarga ham, boshqalarga ham. Va bitta misol keltirish mumkin, shunaqa bugun rejalashtirgan ishi kecha undan oldin amalga oshirish kerak bo'lgan. Gagarin kosmosga uchgandan keyin 61 yil bo'lsa, 62 yoki 63 yilda O'zbekistonga keladi-da, bir 10 kun 15 kun yuradi. Shundan bir kuni shu Farg'ona vodiysiga uchtobimizga boradi-da, Pervaldan oshib tushgandan keyin o'sha yerda uchrashuv bo'ladi, to'xtab bular ko'rishadi, salomlashadi. U kitobda bor, Rama Xabibovna Abdullayeva yozib beryaptilar, ular Komsomolda birinchi kotibov respublikani lavozimida Gagarinni respublika bo'yicha olib yurganlar. U Ranapadan so'rayapti, man Ahmadjon Odilov bilan ko'rishishim kerak, tanishtirasanmi deyapti. Ha, yo'q, albatta dedi, biz tayyorladik, mana falon joyda uchrashuv bo'ladi. Endi to'xtalib ko'p o'tirmaymanda, hali ish uslubiga uchrashuv bo'ldi, ketishdan oldin Rano Xabibovnaga otam aytyapti, mana shu cho'l qoradan tushgandan keyin mana shu yerga bitta shaharcha qurish niyatimiz bor. Hali birlashma emas, kolxoz bu, 62 yil bo'lsa kerak. Shu shaharcha qurmoqchimiz. Shuni yuralishda eshitgan bir iltimos qilib, ruxsatni olaylikki, shu odamni nomini qo'ysak degan. Gagarin nomi. Gagarin nomi. Hozir ham bor shu joy, Gagarin deb aytiladi. Gagarin hali uncha o'rganmagan bo'lsa kerak, bunaqa haligi nomini shuhratlashtirishga qanaqa bo'larkin Rano deb aytibdi. Yo'q debdi, yaxshi bo'lar debdi. Keyin yozyapti Rano Xabibovni, Namangan, Farg'ona, Andijonda aylanib qaytishda yana to'xtadik deydi. O'sha joyda deydi, uzun uylarni fundamentlari qurilyapti deydi. Bir kun ichida. Uzun qavlanib, fundamentlar, katlamonlar qilinib, uylarga fundament qurilyapti. Shu bitta ibora Odilovda ish uslubi shunaqa edi-da. Juda tezkor, tezkor. Keyin odamni qalbiga kira oladigan, hatto miyasida nima o'ylayotganlar, o'ylarini ham biladigan darajadagi qobiliyat bo'lsa kerak-da Ahmadjon Odilovda. Endi shu suhbat qilganlar aytadi, bu odamda qandaydir suhbatdoshni o'ziga jalb qiladigan qanaqadir bir shirasi bor edi gapdi. 3-4 soat to'xtamay gapiraverarlar-da. Noto bo'lgan juda ham. Hayot oxirgi kunlarigacha ham 3-4 soat to'xtamay gapiraverarlar. Odamni o'ziga jalb qilar, keyin shu de ko'zingizga qarab turadi-da, qanday o'zgarish bo'lsa darrov sezadi, "Ey, nima yo'na qilyapsan?" dedilar. Shu qanaqadir qobiliyat, endi Xudo bermasa baribir bu darajada inson bo'lib keta olmaysiz. Albatta, albatta. Endi mana o'sha yana qamalish jarayonlariga kelamiz. O'sha hali vahima bilan yuzlab askarlar kelib, ichki ishlar Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda
tergovchilar, o'sha ichki ishlar xodimlari, harbiy askarlar kelib, Ahmadjon Odilovni olib ketdi. G'urum saroyida vahima boshlandi. Nafaqat G'urum saroyida, balki butun O'zbekistonda, mamlakatda vahima boshlandi va ommaviy axborot vositalarida tinimsiz Ahmadjon Odilovning faoliyati bilan bog'liq vahimali shunaqangi mafiya ekan, yer ostidagi zindonlar qurgan ekan, odamlarni qamagan ekan, ayrim odamlar quloq solmasa asfaltdagi bosvor ustidan asfalt qilib yuborgan ekan degan odamni haqida maqollar yoza boshladi. Televideniyada ko'rsatuvlar berila boshlandi. Xo'sh, undan keyingi tergov jarayonlari qanday kechdi? Bilasizmi, o'sha haligi siz aytayotgan o'sha ommaviy axborot vositalaridagi Odilovlarga qarshi yo'naltirilgan siyosat, tashviqot hozirgacha ham bor shu. Odamlarning miyasiga singib ketgan. Chunki bu inson psixologiyasi shunaqaki, yaxshi gapni bunday qobiqlarda chiqib ketadi. Lekin yomon gap kirsa, shunday o'rnashadiki, buni yomonni ildizi, haligi yovvoyi o'tni ildizi baqvat bo'lganda, yomon gapni ham, yomon fikrni ham ildizi shunaqa. Shunday charmashib, ichizga kirib qoladiki, mana 84 bo'lsa, mana 40 yil bo'lyapti salkam. Haligacha shu gaplar bor-da odamlar orasida. Mana bir shu ijtimoiy tarmoqlarda ham bu ma'lumot Ahmadjon Odilov to'g'risida chiqib qolsa, masalan 10 tadan 8 tasi, 7 tasi javob berib bersa, 2 ta 3 ta bu odam bunday bo'lgan, buni bilmaysizlar sizlar, mana bunday gaplar yozilgan gazeta, jurnal, televizorda zindon bo'lgan, asfaltga qo'yib tashlagan. Mana o'sha biz gapingizni bo'ldim, biz ijtimoiy tarmoqda e'lon berganimizdan keyin ham ayrim vatandoshlarimiz shu gapni yozishdi. Hatto Amerikada yashaydigan vatandoshimiz Fatima opa Sattorovacha ziyoli inson shu gapni men ham eshitganman, so'rab ko'ring, Anvar akada haqiqatdan to'g'rimikan degan gapni aytdilar. Mana bu haligi ma'lumotni yetishmaslik natijasida kelib chiqqan fikrlar. Mana shu kitob chiqqandan keyin popliklarga berib olsam, popliklar degan guruh bor ekan. Shunga qo'yib yuborishdi, mana kitob chiqdi, bu keyin kommentariylarni o'qib chiqdimda, anchagina bir 50-60tacha. Bitta ham salbiy kommentariy yo'q. Sabab popliklar yozyapti. Ular vaziyatni biladi. Mana aytasiz, Amerika deyapsiz, mana Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona tarafdagilar yaxshiroq bilgan. Unaqa salbiy fikr juda kam uchraydi. Mana popni ichida o'sha 60-70 ta kommentariydan bitta ham topolmadim. Sababi o'sha haligi aytgandek 4-chi mamlakatimizmi, ommaviy axborot vositalari 4-chi hokimiyatni kuchi, ta'siri qanchalik ekanligini. Mana o'sha zindonni bir o'zimizda ishlagan jurnalist bo'lgan Vladimir Sokolov degan literaturni gazetani o'qiraman. O'zi asli toshkentlik, Toshkentda yashagan. Lekin shu o'zbek xalqiga qanaqadir xayrligi bor odam bo'lgan. Ko'p shunaqa o'zbeklarni nafsoniyatiga tegadigan maqolalar bergan. Literaturni gazetada ham eng cho'qqiga chiqqani o'sha Ahmadjon Odilov to'g'risidagi maqolasi bo'lgan. Zona molchaniya deb yozgan. Men bu davrda Moskvada dedim, Toshkentda emas edim. Shu asosiy haligi bo'xton gaplar shu maqolada. Chunki juda katta maqola. Agar shriftni kattaroq qilsa, 2 bet gazetaga yetadi. Rasa mayda shriftda to'la bir bet. Bola zindon deydi odamlar. Zindon bu hujjatlarini otam o'zi ham ko'rsatib gapirib beradi, kitobda bor. Zindon bu esir grajdan mudofaasini obyekti bo'lgan. Proyekti bilan, loyihasi bilan, smetalari bilan. Qatgadir O'zbekistonda qurilish kerak shu narsa. Shuni eshitgan Ahmadjon Odilov nima qiladi? Hamma ishlarni, yo'llarni ishlatib, shu obyektni o'ziga olishga harakat qiladi. Oladi ham. Sabab bu yerda 3 ta narsani ko'zda tutganda, dadam butun toshloq yerlarga qayerlardandir tuproq tortib kelib, tosh ustiga mana biz ham maqsad qilib qo'yganlarimizda tosh terardik bahorda. Biz tosh tergandan keyin qayerdan toza tuproq olib kelib solardik, o'sha yerga avval boshqa ekin, keyin paxta ekilardi. Bu grajdan mudofaa obyekti juda ulkan obyektda endi qopdi.
O yerden 1000 tonda toprak çıkkandı. Bunun için 100 hektarlık yerler özgartılıyor birincisi. İkincisi çukurluyan 30-40 metre olsa gerek. Bu yerdeki hava yazlayan, kışlayan bir kıl olabildi. Bu kadar. Sıkan bulmaydı, soğukan bulmaydı. O şu meyve, sabzavat saklaş için kattı durup güdük attım başına. O yüzden kamaz maşalar, demalı kır yürüyen obyektede. Üçüncü tarafı, uşa Mudafa Kengesi tamamen acilatılgen pulye, Urum Sarayliler, Papliler, Namangalliler işledi mi, şu obyekti kuradı mı, pul aladı mı, aylık aladı mı, devletki sağlığı yanmış onun içinde var mı? Çünkü kamasını bir kıttırıp, camlar durup, hareket tıkılıp şu obyekti kurulgen. Lekin bunu adilikte zindana geylendirildi. Eğer zindan sıfatıda şeyler geliyor olsa, benim için bu gün bütün Özbekistan ahalisini... Olur, kaması bulardı. Kota bir yerde. Demek ki bunu hemen tuhumat bugün. Şimdi Uşapayt'ta barbar Ahmetcan adilikte şu millette şuna kadar şicaatlı, vatansever, ve tadbirkor adamların yo'qotish bo'lgan da çünkü bilas shura davrida o'sha vashiylar davrida ham bizni ora-orada millatimizni eng sari vakillarimizni ziyolilarimizni olimlarimizni ulamolarimizni qanaqadir tuhmat ayblar bilan bo'yinlarga ayblanib qo'yib yo'qotish kerak bo'lgan shu qittirgan çünkü bu millat o'sib ketmasligi kerak deganda çünkü bizni düşmanlarımız bizni millatimizni o'sha asliyatini qadriyatlarini tarixini katta daholat chiqqanini yaxshi bilgani uchun baribir bulardan chiqadi. Shuning uchun ora-orada bularni biz vaqti-vaqti bilan shu qatag'on qilishimiz kerak degan g'oya bo'lganda va shu g'oyani ma'lum ma'noda Ahmadjon Qurbon ko'shaga, Ahmadjon Odil ko'shagan millatimizni jasoratli odamlari ham qurboniga aylangan. Endi o'sha paytda sizning kitobingizni o'qigandan keyin yana boshqa bir xulosalar paydo bo'lyapti menda. Bu masalan Qirg'in Barot Moskvadan to'g'ridan to'g'ri kelmasligi ham mumkin edi. Buni O'zbekiston ichida turgan o'sha O'zbekiston KGB'sini raisi bo'lib ishlagan Melkumov tashabbusi bilan bo'lgan degan fikrni ilgari surgansiz. Shunga bir izoh bersangiz. To'g'ri. Bu yerda o'sha sizni aytgan gaplaringiz haligi qatag'onlar ham bir necha bosqich bo'lib kelgan o'sha 17-yildan keyinda hisoblasak, ya'ni Qo'qon muxtoriyatidan boshlaymiz bu. 50-ci yıllarda özümüzde yazıcılar, 37-ci yıllarda yazıcılar, Ali Halk'ta içinde bunda bir kuzge korunup başı çıktırırken adamlar da yakın akı geldi, sonra taşla oraya geldi. Çıkan çırp taşla oraya geldi. Onları bile taşla oraya geldi. Şimdi, şu Sivet Yetkiyan Ali'yi, şu davradaki Davlat Hafsızlığı Komitası'nın reisi Melkumov'ta etseyiz, bunu bu adamın rolü doğruluğu anak. Çünkü bu adam özü. Devlet Halksızlığı, Reisliği diye Şarap Raşidik'te katlı hareketlerinden bugün birinci vuruluşta çıkmayan, ikinci vuruluşta yapılıyor. Kuldan kelgan şu narsani şu lavazımda o'tkazishdi. Ne uchun Şarap Raşidik bu adamını Respublikaning KGB'sinin reisi bo'lish uchun kurashgan deb o'ylaysiz? Bilasizmi, bu yerda ularda o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lgan. İşonchli o'zining vakili bo'lgan Davlat Xavfsizlik Komitasida. Men endi aytishim mumkin, men ishga kirganimda Lukov raisga bog'lanadi. Rais Beshyasov Aleksey Dmitriyevich degan yaxshi inson edi. Rashidov bilan ham juda yaqin muomalalar bo'lgan. O'zbek xalqi uchun yomon ish qilib ketmagan. Bu adam Moskva'da yirik lavazımda kotarılıyken de Melkumov hareket kılgen şunu oraya uçuşke, Raşid'i kollegen. Lekin iş bulmagen. Norman Eduard Borislavç digen adam kılgen bu partizan, Belarus partizanlardan ahirgi işe şu Garbaçov'ta ülkesi, Stavropol krayı ülkedeki Davlat Hafsizlik Komitası başkanması gibi başkanlığı, general mayor bu. Yani bu adam taze adam mı geldi, lakin hali bir de işle almadı da. Çünkü mağını hıhtırlı hıhtırıp da hali bütün. Melkumov ha? Kolap durdu, Melkumov mağını görünce. Ahire 2-3 yıl işledi bu adam, şu bilen bunu yönet işte.
Buna çıkayan bir kurtu rolü anca günü patta buluyen. Ali kompromatlar yığıp bir iş gereği değil, işten lavazımdan basa düştüm. Kompromatları vergen, bunu ben şu davranı, şu normalde kitabını okuyken de kurdum. Açık fangilyasını yazma yaptı, kim kale yaptı, lakin kurup durup dikeyim şu davranı uzunum oğluna, bir kurup diken. Bir kurup dikeyim, yaxşı bulardı. Manam yaxşı bulamam, manlanam muamilası yaxşı. Siz kurdu işleyen sonuçta. Kurdu işleyen muamilaya. Şimdi adı kodumlarına, muamilaryam, raysam yapışıyor muydu? Çakırıp, maslakada büyük durardı, başka kılardı. Lekin bu adamlı karakteri de mansatıya intiliş küçülmüyor. Bu şey, Adem Hanım, iki de raysi kılat iş gerekiydi bu çıkış için. Uşa reis, o oldingi reis, biz şahsınız, Alexey Dmitriyevich dedim. O Moskva gelişke ot yapken de Raşit Tuzgam etken bu sikeri, dedem de etken yapını bulamam, bu mülkün bir yakışı olan bir maz. Şaraf hata kılı yaptı, bunu reis kılı bulmayı dedi gen. Bunu başka rakhbarlar gem etkenliğini kim buldum ben? Şu gap, 4 yıl, maz 2 yıl Vilkun Vrayes bulundan ki uzun ispatını tutup başlayın. Dadaman bunu karakteri de şu uzgarışlar buletkenini sezgendi. Bu adamda intelis şu derecede bulundan ki şu Respublikanı uzun başkarsan diyen fikir bulundan. Hiç bu mangende onu ikinci sekreter kılıp ikinci rahbar kılıp Moskva'dan gelirdi, Ruslar, başkalar. Hiç bu mangende şu ikinci katıblık, ikinci rahbarlık ki otaman degan fikr bo'lganda, aslida birinchi rahbarlik bo'lgan. Nimagaki shu davlat xavfsizligiga hali loyiq bo'lmagan ishlarni boshlagan. Korrupsiya, poraxo'rlik, mana tsexaliklar, bu ishlar bu ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar deb taalluqli narsa. Shuning urg'u beradi-da bu odam. Bu bo'yicha borib ruxsat ham oladi. Chunki O'zbekistonda u hukumat o'zini boshqa bir ish bilan ko'rsata olmasdi. Birinchidan, ikkinchidan boshqa respublikalarda bo'lgan bo'lib o'tgan mashinaqa ishlar Gruziyada, Ozarbayjonda korrupsiyaga qarshi kurashlar bo'lgan, biz darajadagi bo'lgan emas-ku. Pastroq, sustroq darajada bo'lgan. Kim, qaysi idora shu kurashni olib borgan bo'lsa, masalan, Gruziyada Shvarnadze, ichki ishlar vaziri, uni rahbarligida qilingan korrupsiyaga qarshi ishlar. Yakuni Shvarnadze birinchi sekretar, birinchi rahbar bo'lib tayinlandi Gruziyaga. Keyinroq Ozarbayjonda yana bir kichikroq korrupsiya ishlar, poraxo'rlik. Kim boshqardi? Davlat xavfsizlik qo'mitasi. Kim rais? Aliyev Geydar Aliyevich. İşler yakınlardı, Aliyev birinci rahbar bo'ldi. Mülkov dünyasında şu bosa kereyi deyim anda, manam şu işte başlayayım anda, hiç olmadığında ikinci rahbar bo'ldim. Ayında Raşid'in kalkalı digen, barbar kuleydi de, vurgun digen fikir bu geldi. Yani, demek Mülkov, Şaraf Raşid'in hali olmasından durup, kuşuda füyana hücumunu başlayan. Füyana başlayan. Bu, İşte başlaş için katı malumat yığış gerek oluyor. Bunun aşı, ben de bu okuyan malumatı koruma gelmem. Fakat tahmin konuşmak mümkün. Aşağıdaki bu 30-40 varaklı şu Uzbekistan'daki vaziyat adamlar, rahbarlar doğrusu da malumatı merkezden abar geldi. Şu iş boyunca, şu Uzbekler işini başlanışı şu yüzden lekin u paytda o'zbek ishi degan ibora ham yo'q edi. O'sha hukumatni ma'lumotlari tufayli boshlangan. Ha, demak o'sha o'zbeklar ishi, paxta ishi bilan bog'liq asosiy ishni, demak, tashkilotchilaridan biri o'sha O'zbekiston KGB'sining raisi Mirkin bo'lgan deyapsiz. Sharof Rashidov hukumatni ildizini kesishga ulgurdi. Ishdan bo'shatdi. Erishdi-da bo'shatishga. Shu darajada Mülkunov'ki ailesiyle nisbeten kumpur materyaller haline madidun uzbekçadaydı. Karşı materyaller. Karşı materyaller haline bugünden ki, o var Moskva'ya tavşırgenden ki Mülkunov'da
İşten boşattı. Şaraflaştıp ettin, bir kum işten boşadı mı? Ha, şaraflaştıp ettim. Fakat bu iş Raşid'in için bize düşkünmüş oldu da aradan iki ay ötmesine vefat ettik. Çünkü katı kuraştaydı bu yani. Ham içindeki adamlar, düşmanlarımız mı kuraş gereği, ham maskelerimle yönün oturuş gereği. Neticede Raşid'in şu Mükumu Ağustos'ta ahırında işten başlayan bir şey, sinçer artıyor. İlk ay. İlk ay da çıkar, Raşid'in o zamanından oturuyor. Bana ayet yapsın, Şarap Raşid'in şu Mükumu'nun Özbekistan KGB'siyle reisi koşuyor, kuraş dedi yapsın. Ben nazarımda Şarap Raşid'in özümüzün, milletimizin vakillerimizde kadirlegen, danışman insan bugün de o kişi özünün haşımına kımagın bu sekereydi, öyleyim, özümce tahminim. Çünkü tepeden, Moskova'dan yana buyruğu bugün bu sekereydi. Çünkü Şarif Ata, mesela adamların köpçülüğe baka bir oladığın kabiliyeti bugün ki, doğru adaşlayan bugün. Lekin özünün haşımına kımagın bu sekereydi, öyleyim. Benimce Şarif Raşid'i haşı bugün. Bugün deyiz. Hükümet, nispeten. Sebep, sebebi ki bunlar birbirini Samarkand'dan bilgen. Hükümet Samarkandlı. Bunu otasyon uşağıda. Samarkand'da kimsin oldu işleyen hükümet. Şimdi ailevi birbirini yakışı bilgen ben Ali'ye ne dedi? Şarap Raşid'i buna hükümeti sıfatlı kub bugün ben oralarda gibi ben sıfatları. Şu uzunluğunda şuna kendi tasfat koyan ki bunlar Şarap'a katliyen işanlayan bu adamdı. Kub nazik masallar diyen ben bulamam. Mülküm bacarken. Lekin mülküm hıyanat kıldı bari. Hıyanat kıldı. Şarap Ata bir şeyden yürek açıken bizi kere bari bari. Benimce şundey bulam. Çünkü şunca hizmet kılıp, şunca bu adamda kurtarıyor. Tipolarına alıp çıkan değilim. Reislikken, muamunlikken, reislikken yankamaysa şu Şarap Raşid'e hizmet kılıyor. Benimce ağır batı kere. Kayınlığını bilgenden ki, hıyanat kıvetkenini bilgenden ki. Şimdi anavarken bana kitabınızı yazdığı bu içi Ahmetcan Adiyelif Moskova'ya uap gittilerdi. Moskova'da gittiğiyle hiç kanaka ayıp boyunca koyulmazsan tirgav cereyalları buladı. Ahmetcan Adiyelif'e kanakangı ayıpla koyulgandı.